Abiciniz Fide'yi. Ben dikeci ol. Usul usul köklerini saracak. Toprağı sıkıca kavrayacak. Şimdi hafif bir rüzgarla yıkılacak ha bu fide. Bir tas suyla ağaç olacak. Fırtınaya dayanacak. Kök salmazsan fırtınaya dayanamazsın. Burada yatan benim oğlum Vedat. Onu ben öldürdüm. Anası Gülenda. Pavyonda çalışıyordu. Onu kaçırdım. Çünkü o oraya ait değildi. Yeryüzünde hiçbir kadın oraya ait değildir. Evlat, hani sana demiştim ya, ne çok keşken, eğerin, meğerin var diye. Benim de vardı. Ben de çok keşke dedim, keşke böyle olmasaydı. Keşke Gülendam bana hamile olduğunu söyleyebilseydi. O zaman Vedat, oğlum, babası sandığı o manyak Turgut'un elinde yetişmezdi. Onu ben büyütürdüm. Belki o zaman adam gibi bir adam olurdu. Ve o nefesin hayatını zindan etmezdi. Ama şimdi düşünüyorum da her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer var derler ya. O zaman Tahir'le nasıl buluşacaklardı? Eğer öyle olsaydı, yani ben ve Gülendam yuvamızı kurabilseydik, o zaman Sakine'yi tanımayacaktım. Deli Tahir'le Sakine'nin katili olmayacaktım. Fikret. Neyse, gelelim bizim hesaba. Pavyonun sahibi, tanıdık biri. Genco Tamar. Benim hayatımı domino taşı gibi yıkan adam. Cemil abi, Fikret abi. Vallahi şaşırttınız bizi. Sizden beklemezdik. Zeynep'e tecavüz eden adam. Tahir'in gemisini batıran adam, bu meleği taciz eden adam. Sabırla bekledim. Genco'nun canını yaktığı herkesi teker teker buraya topladım. Etrafında gördüğün hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sen neyi bekliyorsun dayı? Şimdi hesap vakti. Geçit vermez, dalgalar alır da
Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Mustafa Kaleli, Tahir Kaleli, Asiye Kaleli, Nefes Kaleli, Saniye Kaleli, Fatih Kaleli. Artık siz ölüsünüz. İyisiniz değil mi? Ha? İyi misiniz? Tamam. Tamam geçti. Oh amcasının gibi. Oh babacığım benim. Tamam geçti. Geçti. Mustafa abi iyi misin? İyiyiz Kasım, iyiyiz. Ne oldu şimdi? Benim evime çoluğuma çocuğuma sıktılar ha? Öyle oldu. Siz buradan bir yere ayrılmayın. Tahir nereye? Bir yere değil nefesim. Buradayım, aşağıdayım. Korkmayın tamam mı? Babam, buradakiler sana emanet. Hadi aslanım. Sakın korkma. Haydi. Çocuklar nasıl? Nasıl olacak? Korkudan titriyor uşaklar Devrem. Bunları yapanlar bir bulayım. Bak nasıl titriyecekler korkudan. Mustafa kardeş. İstersen bu işe sen karışma. Abi haklı. Siz bir yere zıplamayın. Sen Mustafa abini tanımamışsın Ali. Benim evimi otomatik silahla tarayacaklar. Karım, kızım, çocuğum, gelinim içeride olacak. Ben de öyle duracağım ha. Bir de artistik olsun diye böyle mezar taşı dizecekler. Bu mezar taşlarını yekpare alayının. Abi önce bir sakin ol, bir oturup konuşalım da. Ben sakin olayım Tahir. Ben sakin olayım da. Sen olabilecek misin? De bakayım da. Mercan, akşama geç kalma. İyi tamam.
Uğurlar olsun Saniye teyze. Sağ ol kızım. Evleniyorsun öyle mi? Evet, öyle. Gencan'ın oğluyla, ha? Evet, Tarık'la. Ne zaman? Bugün işte, sade bir nikah olacak, öyle düğün falan olmayacak. İyi. İyi. O zaman benim işlerim var, malum nikah telaşı. Öyle olur. Tabii, öyle olur. Ben müsaadeni isteyeyim. Öpeyim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Alo Tahsin, var mı bir gelişme? Berat, haydi biz de gidelim oğlum. Tahir, Ali doğru değil. Siz bu işe karışmayın. Tamam Tahsin. Bana bak lan. Sen de bir şey bulaşma, bir de seninle uğraşmayayım. Bakar Uko. Haydi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Doruk, çocukları toplasın. Abi nereye? Yava alıp geleceğim. Abi. Hayır. Sen nefes bazıma söz verdin, belime silah takmaya hazırlayayım diye ben vermedim. Ben nefese niye söz verdim abi? Kızımı görebileyim diye. Huzurumuz bozulmasın diye söz verdim ben abi. Huzurun kaçınca ne olacak? Ne yapacağız ha? Kutsal, sen kal buraya. Ben bir gidip geleyim. Yok öyle ama. Anca beraber, kanca beraber. Haydi. Hayır. Mustafa. Bu herifler mezar taşlarımızı da yapmış ha mı Mustafa? Siz nereye gidiyorsunuz? Toprak atmak için kürek almaya mı? Balım da yukarıda. Kızını da öp kokla. Ne olacağı belli mi olur? Yiğit de yukarıda. Yıllar sonra kavuştu babasına, son kez sarılsın. Masal sarılabilir mi bilmiyorum. Helalleş de öyle git Mustafa. Tamam, tamam yok bir şey. Sen de öyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kaptan. Fatih, durum nedir? Var mı bir şey? Yok be kaptan ya. Sabahın köründe dikildim buraya. Ne gelen var ne giden. Ya kaptan şu telefonu verir misin bir? Bizim Murat arayayım. Benim telefonu verdim o ha. Alo be. Alo Murat, ne yapıyorsun? İyi işte. Yayladayım. Var mı bir haber? Vallahi benim bildiğim yok. Bana bak, sen burnunu bile çıkartma dışarı. Ben birazdan geleceğim yanına. Sana yiyecek içecek bir şeyler getireyim. Yok istemem. Sen bak işine. Tamam. Bu adamlar otelde motelde kalmazlar. Biz bir yerlere çekilirler. Yerlerini ilk gören bize haber verecek.
Ona bütün gücümüzle saldıracağız. Anlaşıldı mı? Sen benimle kal evlat. Olur dayı. Ya haydi öyleyse. Yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin. Mustafa, iyi misiniz oğlum? Tarık nerede? Bilmiyorum efendim. Gece dışarı çıkarken gördüm ama az önce odasına baktım, yoktu, dönmemiş galiba. Neredeydin sen? Müstakbel işimle geziyordum baba. Aynı senin istediğin gibi. Bunu sırf ben söylüyorum diye yapmıyorsun. Bu da hoşuma gidiyor. Nasıl? Mercanlı oluyor galiba ha? Baba, Mercan hiç Cemal Bey'in dediği gibi... Cemil, Cemil. Neyse, ben öyle kayınpederimin dediği gibi... Başı önünde eziklerin sultanı bir kız değil. İyi işte. Seni adam eder. Hadi şimdi hemen git hazırlan. Emredersiniz baba. Yolculuk mu var? Seni ilgilendirmez. Merakımdan soruyorum. Nikahıma kalmayacak mısın kumrum? Bak Tarık. Gerçekten senin için söylüyorum. Senin tedavi olman lazım gerçekten. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hanımlar. Hayırdır? Nereye böyle? Hanife Hanım'a. Sebep? Nefes almak için. Oldu mu? Hı? Hmm. Bu aralar sizi bir tuhaf görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama şüpheleniyorum da. O zaman biz baba oğul sizi merakınızla bırakalım. Hadi anne. Nilüfer, sen nereye peki? Eşim olarak Tarık'ın nikahında yanımda bulunman gerekir. Değil mi? Hayır. Hayır mı? Hadi anne. Gemide isyan var ha kaptan. Sen git söylediğimi yap. Emredersin baba. Hazır mısın Cemil Efendi kızının cenaze merasimine gitmeye? Ne zaman bitecek bu? Çok merak ediyorum. Ne zaman bir kıp usanacaksın merak ediyorum. Bendeki sabır dağda taşta yok. Duydun mu? Dağda taşta yok. Senin de bunu çoktan öğrenmiş olman gerekirdi. Ben öğrendim da sen öğrenebildin mi acaba? Neyi? Ya konuşma ben işini. Hani Mercan nerede? Aha geldi. Sabahın köründe mi çıktın sen, geceden mi gittin? Dedim ya ana, sabah çıktık, çarşıya gittik diye. Oldu.
Bunu da yut Türkan. Bunu da yut. Ben de seviniydim ki kaç zamandır silahla, topla, tüfekle işimiz yok diye. Kimin tavuğuna kışlıyordunuz? Ha? Kim bunlar? Delik deşik etmişler evimizi, eleye çevirmişler. Yuvamızı başımıza mı yıkacaklar? Ha? Ha Mustafa? Ha Tahir? Saniye Hanım, büyük geçmiş olsun. Allah korudu diyelim önce, öyle değil mi? Diyelim, Allah korudu diyelim Osman Hoca da sebebini de bilelim. Murat. Abi. Ne oldu Murat'a? Abi hiç gerek yok. Neye gerek yok? Değil mi bana? Ne oldu Murat'a? Korkmayın artık, tamam mı? Geçti. Merak etmeyin, bir şey yok. Neden evimize ateş ettiler? Anneciğim, bunun bir önemi yok ki. Ama Ali amcan kötü adamları yakalayıp hapse atacak, merak etmeyin, tamam mı? Bize zarar mı vereceklerdi? Olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsunuz siz böyle şeyleri? O zaman evimizde neden ateş ettiler? Nerede Murat şimdi? Yayla evine çıkardık ana. Ha, burayı buldukları gibi oraya da bulsunlar. Murat'ı öldürsünler diye. Merak etme anam, bulamazlar. Nasıl buldular burayı? Ali ile konuştum. Tüm Trabzon emniyeti ayakta. Saldırmak için değil, saklanmak için yer arıyorlardır. Siz peşlerinden gideceğiniz öyle mi? Nefesle Asiye mani oldu. Evet ana, öyle oldu. Getirin buraya Murat'ı. Öleceksek de beraber, kalacaksak da beraber. Buyur Devrem. Devrem ne yaptınız? Bütün yollar tutuldu kardeşim. Her yerde sıkı arama var. Sen hiç merak etme, akşama kalmadan buluruz. Yani zaten buraları çok iyi bildiklerini zannetmiyorum. Öyle saklanabilecekleri çok da fazla bir yer yok. Çocuklar nasıl? Nasıl olsunlar Devrem? Öyle tabii. Neyse tamam. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Ferhat tarafından haber var mı? Vallahi onlar da uçup gittiler. Yani ben bulmazsam onlar bulur. Devrem, siz yine de bugün dışarı çıkmayın, olur mu? Yani tekrar saldıracaklarını zannetmiyorum ama biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Eyvallah, haber edersin. Tertip ne oldu? Buldunuz mu bir şey? Yok. Sizde var mı bir şey? Yok la, bakarız işte ya. Tertip. Şimdi sen beni dinlemeyeceksin ama ben yine de söyleyeyim. Ula bana bak. Eğer bir şey bulursanız hemen beni arayın ha. Eyvallah kardeşim. Sen beni zahmetten kurtardın. Ben de seni zahmetten kurtarayım. Bakargo. Ula tam da ben diyecektim. Ağzımdan aldın ha. Sen benden çok yaşayacaksın. Orasını Allah bilir işte kardeşim. Onu doğru dedin. Amenna. Buyur dayı. Çocuklar bulmuş. Takip et. Peşindeyim dayı. Peşindeyim. Fatih, beni arayasın şu an. Benim telefonum yok kaptan. Ya çalay. Murat. Alo. Kaptan, kumlukta mısın? He. Fatih yanındaysa bir versene. Yanımdadır.
Seni isteyeyim. Efendim? Abim aradı, eve geldi. Fatih seni alsın dedi. Niye? La bilmiyorum, öyle dedi işte. Tamam, geliyorum. Ne dedi? Mustafa abim aramış. Gel beni al, eve gidelim diye. Buralar sağ emanet kaptan. Tamam Şam. Hadi sen bak işine. Eyvallah. Haydi. Neredeler? İlerideler abi. Kaç kişiler? Görebildiğim 7 kişi. Baş edebilir miyiz evlat? Evelallah dayı. Hadi o zaman. Şenlik başlasın ha. Benim onlar için düşündüğüm başka bir sürpriz var. Ne var ula aklında? Doruk, sende bir tane av tüfeği vardı. Onun fişekleri var mı? Olmaz mı abi? 20-25 tane çıkar. Güzel, güzel. Aç bakalım. Bu gürültü onları epey bir hoplatır. Şaka yapmadığımızı anlamışlardır. Murat denilen itten haber var mı? Arıyoruz abi. Onu bulun. Çocuğa söz verdik. Sevdiklerini gözünün önünde öldüreceğiz dedik. Ayıp olur. Bir bakar mısın ya? Rica etsem teslim olur musunuz acaba? Hani fazla patırtı kütürtü olmasın diye. Kimsiniz lan siz? Ya şimdi siz bize böyle silah çektiniz ama. Şimdi bizim arkadaşlar bunları görünce çok kızacaklar biliyor musun? Ne arkadaşı lan? Yol arkadaşı. Gel sen boyuna gel. Abi. Mustafa. Mustafa sakin ol oğlum. Sakin ol. Gördün mü lan camın çerçeveyi? Abi başlama hemen biraz dur. Sana bir soru sordum lan. Gördün mü camın çerçeveyi? Gördüm abi. Git bak bir daha bak. Git çık bir daha bak. Güpe gündüz taradılar bu evi.
Neden? Aa, yengen yüklü. Yeğenlerin yukarıda. Sen nereyesin Emice? Neden taradılar lan bu evi? Ha? Neysin Murat? Fatih, al abim ikizini götür içeri. Hadi Murat'ım, geç bir elin yüzüğünü yıka. Haydi abim. Gel abi sen de böyle. Gel bir otur. Ha? Sakin. Ha? Sakin ol hatta. Hayır, olay mı? Sakin ol. Sakin ol. Otur. Sen ne alemdesin? Kurşun döktük. Nazar çıktı dahi. Ne işin yani? Çok şükür dayı. Daha kötü günlerimiz de oldu. Eyvallah. Alo, tertip. Yaptın değil mi? Yok ula, bir şey yapmadım. Ama burada bir paket var. Onu diyecektim. Bin arabaya hadi, bin. Hadi. Beyaz giyersin sanmıştım. Aslında siyah giyecektim de çok belli ederim diye giymedim. Bak bu iyi fikirmiş. Kuyruk bağa baktığında yemin ederim kanım çekiliyor. Bin hadi arabaya da, hadi de karede, hadi de. İnanayım mı? Evet nene, inan. Annem artık ilaçlarını almıyor. Ama o alıyor sanıyor. Nene, yapma böyle. Bana kızgınsın. Biliyorum. Haklısın da. Hem de yerden göğe kadar haklısın. Ama bana yardım etmezsen, elini uzatmazsan hiçbir şey yapamam. Ne yeteceğim sana? Hiçbir şey. Sadece kızların yaptığı gibi bana güven. Yapabileceğime inan. Öyle kolay olayım mı bu işler? Oluyor nene. Biz birbirimizle uğraştıkça Genco'nun bir şey yapmasına gerek kalmıyor ki. Tam da bunu istiyor zaten. Ama biz birbirimize inandıkça, birbirimize güvendikçe... Ama ben sana gönül koydum. Ana olmayı beceremedin sen. Biliyorum. Ve bunu değiştirmek istiyorum. Bunun için de senin gülen yüzüne, duana ihtiyacım var. Ve kızlarımın desteğine. O zaman o evi bırakın. Buraya gelin. Boşa herifi. Tencerede pişirir, kapağında yeriz. Tabii buna razı olursan. Ben kuru ekmek yemeye bile razıyım. Razıyım ama. Ama Genco'nun bizi rahat bırakmayacağını biliyoruz. Bunu sen de biliyorsun nene. Neden geldiniz o zaman? Biz o evden kurtulacağız. Eninde sonunda o evden kurtulacağız. Ama birbirimize destek olmamız lazım nene. Netice? Elini uzat. Lütfen. Buna ihtiyacımız var. Ben bunlardan bir şey anlamadım ama inşallah beni fış fışlamak için demiyorsunuzdur. Sen ne inatsın. Aç mısınız? Ben çok açım. Ben de.
Ben günlerdir bir şey yemedim. Kalkın hazırlayın o zaman da yiyelim. Eşek kadar kadınlarsınız. Ben mi yapacağım? Bir de utanmadan açım diyorlar. Ben senin o altın kalbini yerim nene. Efendim Fikret abi? Böyle sönük bir nikah olacak. Ama sonra benden söz. 7 gün 7 gece. İstemez. Mercan da istemem deyince ben de dedim ki kızın kalbi kırılmasın. Çocuklar mutlu olsunlar yeter ki. İnşallah, inşallah. Nilüfer Hanım yok mu? Hanife Hanım. Hazan'la Meleğin baba annesi. Yaşlı kadın. Bir ayağı çukurda. Bir telefon. Ölüyorum koşun diye. Bizimkiler de fırladılar yanına gittiler. Ama ben aradım. Gayet iyiymiş durumu. Selam söyledi bizimkiler. Kadını da bırakıp gelemiyorlar. Tamam, ben hiçbir şey sormadım. Geçmiş olsun. Sağ ol Cemilciğim. Evleniyoruz ha? Öyle. Sahiden benden bir şey beklemiyor musun? Yani bu evlilik meselesinden. Beklemeyi bıraktım ben. Çok bekledim. Olmayınca bırakıyorsun. Sana da tavsiye ederim. İyi geliyor. Böyle kuş gibi rahatlarsın. Kuş diyorsun. Hı hı. Sen benimle intihar mı ediyorsun Mercan? Boynundaki urgan, şakaklarındaki silah. Damarlarının üstündeki bıçak mıyım ben? Öyle misin? Önce ben sordum. Sen ne olmak isterdin? Hiç. Olduk zaten. Ne olduk? Hiç olduk işte. Özür dilerim, geciktim. Gelin hanım ve damat bey içerideler mi? Damat bey mi? Gelin benim işler. Buyurun. Abi. Ha, esas doktor geldi. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Sağ ol. Abi ne oldu? O yaralandı, ona sor. Ne oldu? Sen niye geldin? He? Genco kızmasın sonra sana. Evlat. Abi boş ver. Laf sokmak da üstüne yok beyefendin. Laf sokmak öyle mi? Ne laf sokması ya? Dümdüz söylerim işte. Uy, eşe cilve yap demişler, tutmuş çifte atmış. La havla. O eve gitmem neden böyle dert oldu sana? Sana ne? He, doğru diyorsun. Bana ne? Gidersen git. Buraya gelen de suç. Ben mi çağırdım seni he? Fikret abi çağırdı. İyi. İyi.
acıyor mu? Acıyor desem oh olsun diyeceksin he? Acıyor mu? Biraz. Oh olsun. Kimle kapıştınız? Bak. Madem Fikret abi çağırdı seni. Kapının önünde. Madem o çağırdı diye geldin. Madem benim için gelmedin. Git anlasın sağ. Haydi. Kim yaptıysa ellerine sağlık. He. Eline sağlıkmış. Gel sen. Arkadaş nerede manyak var gelip beni buluyor ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Gel devrem gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gözümüz aydın. Böyle bir nikaha kimse şahitlik bile etmek istememiş Cemil Efendi. Gördün mü? Evin yardımcısı bir de çakal. Nasıl bir nikahtır? Ben de Trabzon Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Şimdi yani dava bitti diyorsun ha? Yok abi. Asıl dava daha yeni başlıyor. Neden? Şimdi şöyle aslında hiç hesapta yokken büyük bir uyuşturucu şebekesini çökerttiniz. Çökerttik. Ya tamam çökertmek biraz abartı oldu ama büyük bir darbe vuruldu diyebilirim. Bizim eve de bir darbe vuruldu da. Neyse. Tertip. Yapmışsın yapacağını. Yok ula pek bir şey yapmadık. Armut gibi bekliyorlardı orada. Biz de dedik ki kalkın burası soğuk olur. Ah be oğlum. Yanımda olamadım. Seni yalnız bıraktım. Tertip sen olsaydın eşit olmazdı ama ya. Adamlara karşı ayıp olur. İyisin ama değil mi? Yok bir şey, bir sıkıntı olmadı yani. Ufak bir yara. Ne yarası lan? Vuruldun mu yoksa? Ulan yok öyle abartılacak bir şey değil de. Sıyırdı diyelim. Nefes. Ferhat vurulmuş. Ne? Yani bir şey yok sıyırık dedi ama ben bilirim o işin aslında. Ben mi gidip bakayım? Sen çocuklara söyle. Kötü adamları Ferhat amcaları yakaladı. Haydi. Şuraya bak. Çok yakıştınız birbirinize. Çok öyle değil mi Türkan Hanımcığım? Cemilciğim öyle değil mi? Allah nazarlardan saklasın. Maşallah, maşallah. Gençler, bakın. Düğün dedim, hayır istemeyiz dediniz. Gelinlik dedim, yok yok yok. Bizim ihtiyacımız yok dediniz. Öyleyse ben de sizi balayına gönderiyorum. Nereye isterseniz oraya. Nasıl? Hı Cemilciğim? Gerek yok. Bak birlikte gerek yok. Uyuma bak. Şu uyuma bak Türkan Hanım. Öyle değil mi Cemilciğim? Gençler madem öyle. Ben Nülüfer'i arayayım. Hanife Hanım madem ki rahatsız. Onunla ilgilensinler. Ben de başımın çaresine bakarım. Siz de buradasınız. Ev sizin. Gelecek sizin. Nasıl? Hı? Thank you.
böyle öküz gibi davranmak zorunda mı? Abi kusura bakma, öyle demek istemedim. Birden ağzımdan kaçtı da. Önemli değil. Sen ne desin isterdin? Ne bileyim. En azından gıcık gıcık konuşmasa mesela. E kızım, ben sana dedim. Bıtırmalar dedim. Dair geldi. Fikret abi. Hoş geldin Tahir. Geçmiş olsun. Asıl size geçmiş olsun abi. Ben bir şey yapmadım. Evde oturdum. Siz yaptınız. İş bölümü yaptık. Tahir Bey, geçmiş olsun. Fikret abi anlattı. Sağ olun Hazan Hanım. Bak abi, gördün mü? İnsan gibi tepki böyle olur işte. Ya seninki biraz üzmüş. Üstelik geçmiş olsuna gelmiş kız ha. Ay ben onun. Bilirim, yapar. Öküzdür biraz o. Arkadaşı iyi tanıyor bak. İçeride mi? Geç. Ben bir bakayım. Geç otur, çayını iç. Tarık Bey, Mercan Hanım. Genco Bey servis bittikten sonra gidebilirsin dedi. Eğer izin verirseniz tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Mercan Hanım, siz sakın bir şeye dokunmayın. Ben yarın sabah hepsini toplarım. Sağ olun. İyi geceler. Müzik ister misin? Hayır. Korktun mu? Neden korkacağım? Bilmem. Müsaadedim. Ha, şu ölümün kıyısındaki kız hikayesi değil mi? Öyle. Belki de hiç bu kadar yaklaşmamışsındır Mercan. Belki de. Tuz. Anlamını. Tuzu alabilir miyim? Bunu mu? O tuzsa evet. Yememelisin. Sağlığa zararlı. Düşündüğün için sağ ol. Şayet sen limonu uzatır mısın? Bunu mu? O limonsa evet. Kalmamış. Savaş diyorsun ha? Öyle bir şey demedim. Bence öyle dedim. Ben sıkıldım. Sana afiyet olsun. Sofradan öyle kalkılmaz karıcığım. Ayıp. Ah.
eğitilmen lazım biraz Mercan. Bu sokakta. Seni bekliyorum tabii. Nasıl Ferhat? İyi iyi. Aslan gibi maşallah. Sıyırmış. Kurşun yani. Önce kafayı da biraz sıyırmış da. Sen haklısın ha, söyleyeyim. Neyse. Millet içeride mi? Osman babam, Esma abla, Ali gittiler. Diğerleri içeride. Yiğit'le balımla konuştun mu? Konuştum. İkna oldu gibiler. Hadi gel, soğuk dışarısı. Tahir, ben kahvelerimizi yapayım. Biraz konuşalım, olur mu? Olsun. Acıktım ben. Ben de. Makarna mı yapsak? Olur. Pişman mısın? Neydi? Bir daha elime silah almayacağım diye söz verdiğin için. Yemin ettim de. Aldım ya elime silahı. Tahir. Evimiz tarandı. Hepimiz ölüm tehlikesi atlattık. Ve sen eline silah almadın. Bunun için de kendini kötü hissediyorsun. Ya yok, ne alakası var? Var işte. Fikret abi, Ferhat hemen peşlerinden gitti. Ama senle Mustafa abiyi Asiye ablayla ben durdurduk. Deli Tahir durdurulmazdı değil mi? Ama durdu. Tahir, kahramanlar masallarda olur. Ve sen bizim kahramanımızsın. Yani bence evine ekmek götüren her baba kahramandır. Oğluyla top oynayan, kızına ders çalıştıran. Yıllar geçse bile karısına aşkla bakan her adam kahramandır. Yiğit'in, Masal'ın ve benim kahramanımsın. Ve ben o kahramanı çok seviyorum. Yok, güzel yüreğimi öderim ben. Evlendiğimize memnun oldum. Ben de.
He bacım. Murat'ın seninle konuşacakları var. Konuşmasın bacım. Hatta mümkünse gözüme de gözükmesin. Sen de kusura kalma. O kadar korkuyu. Evet abicim, onca korkuyu hep birlikte yaşadık. O yüzden hep birlikte de bu evi tamir edeceğiz yarın. Camı, çerçeveyi değiştireceğiz. Duvarları tamir edeceğiz ama hep birlikte yapacağız. Abi, biz Murat'ı yaylaya gönderdiğimizde Fatih'e yemek götür diyen, üst baş götür diyen sendin. En çok sen düşündün aramızda Murat'ı. Ben hepinizden özür dilerim. Böyle olacağını tahmin edemedim. Edeceksin işte. Az tahmin edeceksin. Saksı değil bu kafa. Çalıştır onu. Abi, tamam da çocuk özür diliyor işte. Abim. Tamam bacım. Gel böyle. Gel, yanaş Faroz Limanı'na. Gel böyle. Yarın sabah camı, çerçeveyi hepsini sen değiştireceksin. Tamam abi. Parasını da maaşından keseceğiz hesabını. Abi sen zaten bana maaş vermişsin ki. Oldu sana. Abi de maaş vereceğim sana. Yıllık izin, sigortanı da yapar. He? Ya kazak yardımı, tozuk yardımı. He? Her ayda bir tepsi baklava. Oldu mu? Mustafa gebeçen yay gibi gülendiriyorsun. Uzatma tamam hadi. Yapmasın. Çok acın mı? Biraz acı ya. Niye kıza kötü davranıyorsun sen? Dayı ben ne ettim Allah aşkına ya? La çatışma çıktı. Ferhat vuruldu dedim. Kıza çıktı geldi. İki tane güzel laf etsen ölür müsün? Ya ne dedim dayı ben? La ben sana ne dedim? Hı? Ne dedim ben sana? Kadın iyileştirir. Adam eder. Baba eder. İnsan eder. Kadın en derin yaraya merhemdir. Yaranı göstermen yeter. Kadın sen söylemeden söyleyeceğini duyandır. Ya dayı, sen de sürekli hazan mevzusunu açarsın ama ya. Hazan mevzusunu mi? Yo. Hazan diye başladık, laf lafa açtı. Yapma dayı, sanki bilmiyorum ya. Yok, vakit geldi. Ne vakti, ne geldi? Yarın o hazanı buraya çağıracağım. Eteğimizdeki bütün taşları dökeceğim. Ya ne eteği, ne taşı dayı, neyi dökeceğim? Sabah ola, hayrola. Ya nereye gidiyorsun dayı? Thank you.
Adam ver bakayım lambayı. Aslanım ben. Aa, bak ölçüyü doğru aldınız değil mi lan? Abi beşinci kez diyorum evet. Şapka. Abi bu beşinci oldu artık. Usta mı çağırsak ya? Ya bu elmas bozuktu ya. Abi ya da biz bu camlardan vazgeçip pencerelerin laylon mu çeksek ya? Hem hava da geçirir. Sağ ben buradan bir geçireceğim şimdi. Gerizekalı yemin ediyorum ya. Git bak aşağıdaki komşuya elmas var mıymış? Abi alt komşunun kızının adı da Elmas. Hangisini alayım? Bir tane burada sus şimdi ya. Oğlum sen gerçekten gerizekalısın ya. Abi ne oldu? Abi ne olacak? Beşinci cam bunlar oldu. Oğlum elmas bozuktu diyorum ya. Ustalar ara mı verseniz acaba? Sağ ol bazım, sağ ol. Hadi gelin çay için. Sağ ol yenge. Fatih'e de al. Sağ ol yenge. Eyvallah yenge. Eline sağlık. Adın ne senin? Nefes. Nefes. Ne güzelmiş adın. Vereceğim mi bir nefes? Olmaz annem kızar. Kızım nereden görecek anam bizi bu dağın başında? Gel de. Ya olmaz diyorum ya. Allah Allah. Bir öpeceğim. Niye olmasın? Olsun. Gel. Ya sen elin kızını niye öpüyorsun ya? Yemem. Vallahi yemem bu sefer. Vallahi de yemeyeceğim. Billahi de yemeyeceğim. Hiç. Uşum. Ver bakalım o mezruyu be. Tut şunun uzundan. Çek onu koy dibine. Kaç diyor ona? 120. Ama bak sen bunu içten ölçeceksin. Neden? Yengem ne ettin? Ne oldu? E kız ağlay. Kim ağlay? Ne? Abi. Lan ne bakıyorsunuz? Yardım etsiniz ama. Gel oğlum yardım etsiniz lan. Nefes. Nefes. Kızım ne oldu da? Şşş. Ama yeter ha. Vallahi bezdum ha. Yapma kızım da şunu. Usta. Geçmiş olsun sen. Haydi bakalım. Geç işinin başına. Ablamı duydun. Hadi. Gülerim ama vallahi ağlanacak halime gülerim. Aferindir. Dur. Kandırıkçı. Şimdi hesap vakti geldi. Ne demek istiyorsun abi? Kızım, senin baban attan düşüp ölmedi. 40 yılın seyisi nasıl olur? Nilüfer Hanım'a göz koymuştu o genç o denen şerefsiz. Babanın ölümü de bundan oldu zaten. Ben her şeyi biliyorum kızım. Her şeyi. Anana kızarsın. Ama hiç kimse sınanmadığı günahının masumu değildir. Para pul diyerek daha babamın acısı geçmeden o adamla neden evlendin diye kızıyorsun. He? Ne yapacaktı? He? İki tane sabi çocukla ortada kalmış. Yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Başlarını sokacak bir damları yok. Ne yapacaktı bu kadın? Hiçbir şey öyle göründüğü gibi değildir. Senin baban da katil değil. O da Genco'nun işi değil mi dayı? Genco'nun işi. Genco bütün servetini kadın ticaretinden yaptı. Senin anacığın bir kadını diri diri gömerken gördü Genco'yu. Hani Zeynep'e yaptığı gibi. 9 aylık hamile bir kadını kendi elleriyle astı. Baban eve girdiğinde sen doğmuştun. Hasan'cığım. Ferhat'ın hikayesini bir bilsen gerçekten için parçalanır. Ben senin Hasan'cığın değilim. Duydum. Sevgili babam vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Gerçekten üzüldüm. Gerçi sen üzülmemişsindir de. Tarık. Benim elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan.
Ne psikopat adammış ama, değil mi? Yani insan 9 aylık hamile karısını öldürür mü hiç ya? Benim bile aklıma gelmez doğrusu. Yalancı şahitlerle anacığının babanı aldattığını, çocuğun yani senin başka birinden olduğunu, bunu duyunca da cinnet geçirip karısını astığını yaydı herkese. Genco sana bunu anlattı zaten. Bunları nereden biliyorsun abi? Genco'nun adamları arasında bana çalışan adamlarım var benim. Bu tip adamların ortak bir özelliği vardır. Polis karşısında konuşmazlar. Yıllarca içeri girip yatarlar ama konuşmazlar. Fakat bir tek şey yaparlar, kendi aralarında çok konuşurlar. Benim içeri soktuğum o adamlarla Genco'nun adamları da epey bir sohbet etti. İşte şimdi hesap vakti. Ama temkinli olacağız. Ağır ağır, adım adım, öfkeye kapılmadan Genco yaptığı her şeyin hesabını verecek. Peki bunca zaman niye bekledin dayı? Dedim ya evlat, her şey adım adım. Neden şimdi peki? Kül olmadan, dün olmadan çözmek lazım. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Gele ver aderesi, oy gele ver.
yüzünden silinme son, yüzünden silinme son bir çağımın yarası. Sevdom senin aşkın, ciğerlerim dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdom böyle ağlar, sevdom böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle. Sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin Tahir. Tahir. Hı. Tahir, benim suyum geldi. Ciddi misin? Nasıl? Ne yapacağız? Asya ablaya haber ver. Yenge mi? Abla! Yenge! Tahir, yavaş, sakin ol Tahir. Asya yenge! Yengem kalktı, yenge haydi! Bismillah! Yenge! Yenge. Galiba geleyim. Kızım geleyim. Nefes. Nefes. Abla suyum geldi. Tamam. Tamam sakin ol. Tahir yengem hazırla. Çabuk çabuk çabuk. Haydi çabuk. Gel. Gel nefesim. Yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin. Yavaş. Ne oldu kızım, ne oldu ya, ne oldu? Nereye geldik mi? Mustafa, suyu geldi. Tamam, geldiyse geldi. Kesik miydi sular, nedir yani kızım? Allah. Mustafa, nefesin suyu geldi diyorum. Yıkayın nefesi, nedir yani? Ney? Nefesin suyu mu geldi? Anam yarabbim, buydu. Dur ne oluyor? Birine yazam. Allah! Masam geleyim. Yerim birine geleyim. Geldim, geldim, geldim. Yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam, bana ver ağırlığını. Yenge, sağdan karşılasana. Yavaş, 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 yavaş. Nefes al, nefes. Nefes al, nefes al. Tahir, ne diyorsun ya? Durmayın nefes, bunu duyuyorum tek, gel. Tamam. Tamam mısınız? Haydi, bismillah. Nefes masal! Masal geleyim, masal haydi! Kuş, kuş, kuş! Kuş, kuş! Allah! Allah'ım sen yardım et! Allah'ım! Allah'ım sen kur ya Rabbi! Nefes al, uzun. Nefes al. Ha, aferin, aferin. Tamam, az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Merak etme. Siyah siyah. Saniye teyze, ne oldu? Masal geliyor, masal. Torunum geliyor. Allah! Ay, Ali! Ali! Ali
kardeşim, karım doğum yapay. Açın yolu. Kardeşim, ileride yakıt tankeri devrilmiş. Geçemezsin. Ara yollardan git. Sakinim, sakinim. Sakinim. Gaza bas. Sürmene'de köprü başından yukarıya çıkarken eski yayla yolundayız. Karım doğum yapay. Ne olur çabuk yetişin, gözünüzü seveyim. Oğlum, yedi ayır yengem ne oldu? Yengem. Yengem ambulans burayı bulamaz. Kurban olayım bir şey yap. Kurban olayım bir şey yap yengem. Bana güvenmeyiniz. Gayri yengem tut. Nefes al. Nefes al. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. İnne rabbekum. Dur şimdi. Söyleyeceğim ben. Söyleyeceğim ben. 3, 2, 1. Akın! Vel erda fi şiddeti. Eyyamin şümestere alel arşi. Yusilleyen nihayet libu. Aşişem ve şemse. 2, 1, 2! Velkamera ve nücumu yusakharatin bi emri. El alehül halku vel emr. Tabarakallahu rabbul alemin. Amin. Amin.
şey yapmaz. Yani şimdilik. İleride ne yapar bilemem. Masana bak baba. Biz ikimiz artık bir masalın kahramanları olduk. Herkesi böyle bir arada sofrada görmek ne kadar güzel. Mercancığım, nasıl? Alıştın mı yeni ailene? Bir şikayetim yok. Nilüfer, alıyor musun bakayım ilaçlarını? Merak etme, alıyorum. Nasıl merak etme? Tarık? Evet. Evet mi? Buyur babaya ne oldu? Bir şey olduğu yok. Tarık dedim, evet dedim. Tabii sen şimdi evlendin. Evin erkeği oldun. Öyle mi? Olmayacak mıydı? Anlamadım. Bunda şaşıracak ne var dedim. Yanlış bir şey mi söyledim? Söylemedin. Afiyet olsun. Efendim Tahir. Çok sevindim. Tamam, tamam hemen geliyoruz. Abla ne oldu? Nefes doğum yapmış. Ne? Hadi gidiyoruz. Baba. Söyle oğlum. Çok küçük değil mi? Hatırlasan ama Eren de bu kadardı. Ellerinde neden eldiven var? Tırnaklarıyla yüzünü gözünü çizmesin diye. Anladım. Ben abi oldum. Oldun ya. Oh, güzel oğlum ben. Ya tamam ama kıskanıyorum. Baba. Efendim oğlum. Sana üzülüyorum. Eksik olma oğlum. Ya kime diyorum ben? Benle ilgilensenize biraz. Baba. Efendim. Sana çok üzülüyorum. Sağ ol oğlum, sağ ol. Hadi gel, işimizi yapalım gel. Gel. Ay sen bekle burada. Hemen ilgi istiyorum. Gel oğlum gel. Gel ananı kırmayalım gel. Cici. Cici, annemiş benim kayım. Annemiş bakayım. Ha? Şefkat de ister misin biraz? Oh, kıyılım ben sana. Tahir, hı? Sen de ben gibi şaka yapma tamam mı? Şşş, çok gerginsin bak. Cici, sakin ol. Cici, Cici. Cici.
kaynatmaya başladınız mı Loza şerbetini? Fatih'e telefon ettim, alıp gelecek şekeri. Koyacağım içine. Nerede şeker? Vallahi yenge, 4 tane aktar gezdim. Hiçbirinde magusa şekeri yok. Cahil adamlar, magusa şekerinin ne olduğundan haberleri de yok ya. Ya dedim hani bu Kıbrıs magusa var. Ya belki oranın şekeridir falan da. Yok, böyle bakaylar yüzüme. Nasıl bakaylar Fatih? Ha böyle benim baktığım gibi mi? Aynı böyle bakaylar diye yenge. Magusa şekeri ne dolu oğlum? Ne olsa şekeri, got kafali. Unuttuysan yaz. Lahusa şekeri. Lahusa şekeri. Fatih haydi koş fırla. Ne duruyorsun? Magusa ne duruyor ya? Lahusa şekeri, lahusa şekeri, lahusa. Mustafa nereye dur? Altın almaya gitti. Yürü. Bir çubuk daha şunu at. Dedim abi bana da bir hasır daha al dedim bir sırada. Doymadım, doymadım. Doymadım. Ne yapalım canım yani şimdi bebek doğmuş. Biz de geri mi kalalım? Lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa şekeri, lamasa. Lamasa şekeri değildi ya. Lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa gözün aydın Fatih. Lohusa şekeri. Buyurun. Lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa şekeri, lohusa. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, buyurun. Geç. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. İpini çekmeye çok az kaldı dayı. Az kaldı. Buyur Tahir. Fikret abi, burada çok güzel bir hanım var. Senin elini öpmeye getireceğim ama o gelsin diyeyim. Tahir ne diyorsun evlat, anlamıyorum. Kızım oldu abi. Masalım doğdu. Oy, ne diyorsun? Ne zaman? Bu sabah. İyi, Allah analı babalı büyüsün. Hemen geliyoruz biz. Eyvallah. Ferhat yanındadır diye seni aradım. Burada. Tamam, kapat kapat geleyiz. Dayı, yoksa masal mı? Ya, gelmiş prenses. Bize emretmiş. Gitmemek olmaz şimdi. Hadi kalk kalk. Daha altın altın alacağız. Bak kızım abi. Beni öpmezsen seni vururum. Yapma. Ne istersen yaparım. Ana.
Buyurun, buyurun. Ay gelin hanımlar hadi. Dağıtın. Buyurun. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yengemdir. Tahir, şimdi herkes hoş buldu da şu küçük hanımı bir görelim. Ya ha, hepimiz bir araya gelmişiz böyle. Al bunu nefesi götür. Gelmeyecekti. Ay Mustafa gelecekler, tamam. Sen götür yengem, götür. Az sabır da, az sabır. Al sen de bunu al, hadi. Haydi bismillah. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, senin adın Masal. Allahu Ekber, senin adın Masal. Allahu Ekber, senin adın Masal. Allah analı babalı, sağlıklı, sıhhatli büyümek nasip etsin. Amin, amin, amin. Bakayım kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah. Bacım gel şurada. Ay Mustafa yarım altın nedir ya? Ben nefesin yerinde olsam bozulurum yani. Kızım bir dur ya, Allah Allah. Gel bacım. Babacığım. He tamam, ha, şimdi oldu. Babacığım ne gerek vardı ya? Lafı mı olur ya? Oy kurban olsunlar seni verene. Bu aynı bağa benziyor ya. Ama aynı sene. Tövbe estağfurullah, Allah korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koma. Kapan da senin anneciğim. Kuzum, ay nefes, ay nefes. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Allah. Hayırlı uğurlu olsun, Allah analı babalı büyüsün kuzum.
anlamam ya. Oy oy kurban olsun. Ha. Hadi yeter artık. Çekil de ben de göreyim güzel torunumu. Ay maşallah. Gör. Maşallah. Maşallah. O güzelim benim. Ne terledin acaba? Çok doğru. Allah analı babalı büyüsün. Sağ ol abi. Mustafa bak gördün mü taktı? Büyük taktı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayır. Olur. İstanbul'a gidelim mi? Ne yapacağız İstanbul'da? İşte 20 milyon İstanbul'da ne yapıyorsa biz de onu yaparız. Ne yabaylar ki? Hiç. Ama biz severiz hiç olmayı değil mi? Kardeşim orada. Biliyorum. Onu da görürüz. Baban kızmazsın. Hı. Kızabilir. Keyfi bilir. Masal ne kadar güzel değil mi ya? Ay çok güzel, çok da uysal maşallah. Çok güzel ama ya, böyle yumuş yumuş. Ay öyle. Ama çok güzel ya. Çocuk işte, çocuk olunca güzel oluyor. Ali. Böyle yanakları falan böyle pofuduk böyle dişlerim kamaştı böyle ham yapacaktım onu vallahi zor tuttum kendimi. Ali, değil mi? Hayır, kötü bir şey demedim ki. Çocuk iyi bir şey. Çocuk olunca güzel oluyor değil mi babam? Ali. Oğlum sen beni şu sahada bir yerde indiriver de. Ne oldu babam? Yok ben biraz yürüyeceğim de. Hem siz işinize gücünüze bak. Ha. Buyur babam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dikkat et. Hadi selametle. Ali ne yapıyorsun öyle amcamın önünde? Çocuk da çocuk. Ofise mi gideceksin? Evet. Eve gidek mi? Ali. Yağmur böyle bastıracak gibi de ben sana şemsiye alırız diye dedim ya. Yoksa başka bir de ne yapacağız sen ofise gidecekken de şemsiye alalım hani dışarı. Sür Ali. Bak yalnız bastıracak gibi ama. Yağacak gibi eve mi gitseydik? İyi. Allah size de nasip etsin. Neyi nasip etsin dayı? Ne bu şimdi yani? Ya bu şimdi dayı nedir ya? Ne dedim ben şimdi? Nasip etmesin mi deyim yani? Yok yani şey. Tamam kızım. Ben artık yoruldum. Ben yaşlı başlı adamım. İşimize bakalım. Şimdi ne de son durum? Her şey tamam dayı. Hmm. Esma'yla da konuştuk. Kimler biliyor? Sen, ben, Hazan, bir de İsmail Ali. Dayılara haber verdiniz mi? Yok, söylemedik. Tamam, gerek yok zaten. Nilüfer Hanım? O biliyor, Melek de ifadesini zorla değiştirdiğine dair ifade verecek. Tamam. Her şey hazırsa yarın sabah operasyona başlayabiliriz. İsmail'e, Ali'ye de haber verin. Olur dayı. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Biraz dolaşacağım. Nedir? Yalnız kalmaktan mı korkarsınız? Ya yok da şimdi yani
Bak, yoruldum ben. Ne dedim? Yaşlıyım ben, yaşlı. Ne yapıyorsanız yapın. Hadi eyvallah. Güle güle. Otur. Çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür. Ben gideyim artık. Hayırdır, nereye? Siz biraz yalnız kalın. Annesi gibi güzel olacak benim kızım. Onun gibi akıllı, güçlü, inatçı olacak. Zamanlaması da harika olacak. Ya şimdi böyle dayım ikide bir imalarda falan bulunuyor. Tabii sen de rahatsız oluyorsundur. Sen rahatsız oluyor musun ki? Ben mi? Haydi. Haydi. Olmalı mıyım acaba? Hepiniz aynısınız. Ne? Hepiniz aynısınız ne acaba ya? Ben kimle aynıyım acaba? Sen kimden bahsediyorsun? He? Ben bir şey demedim. Sen oluyor musun, olmuyor musun? Onu söyle bana. Olmuyorum. E ne bağırıyorsun ya? Bağırmıyorum. Ya bu ne? Bağırıyorsun işte. Ben de. Ben de ne? Ben de rahatsız olmayayım da. Onu diyorum işte. Neden? Neden mi? Tamam neyse boş ver. Nereye? Su içmeye gidiyorum müsaade edersen. Bana da getir. Ne? Ne dedin, ne dedin? Bir şey demedim. Dedim, dedim, duydum. Bir ayı değilsin, bir öküz değilsin. Ne oluyor acaba ya? Ne bu ayılar öküzlere? Duyduysan niye soruyorsun? Sakin ol Hasan. Sakın dudaklarına bakma. Hayır ya. Dudaklarına bakıyorum. Cevap sen tokat atar mı? Sen havunu duydun değil mi? Ben içimden söylemem gerekiyordu. Ama dışımdan söyleyince... Evet. Öyle mi? Öyle. Ay öf yeter.
sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ana nereye? Siz başlayın, ben aç değilim. Bir torunuma bakıp geleceğim. Ana nefesi de yolla buraya da yemeğini yesin. Uyudu mu prenses? Bir yarım saat inşallah. Yani kızlar, bana bakın. Size 3, hadi bilemedin 4 yıl müsaade. Hayır dur abi. Ondan sonra 2 tane güzel avrat bulacaksınız. Cennetten yeğenim geldi prenses. Ona o da lazım. Evlenip gideceksiniz. Naş. Haydi. Yine evden kovulduk ya. Ben alıştım artık. Olmaz abi. Yani gazlar burada kalacak. Heh. Vallahi nefes yengem olmasa bize bu evde var ya bu ekmeği veren olmaz olmaz. Yavaş. Oo, Fatih Bey. Şimdi öyle mi oldu? Ya Asiye yengem, ben yengelerim diyecektim, diyemedim. Ya ben bu son zamanlarda neden söylemek istediklerimi söyleyemiyorum ya? Ne yapacaksın oğlum? Seninki de bu kadar işte. Kısmet. Dedin oğlum yine, iyi dedin. biraz büyüsün. Balım ablası da izin verirse aynı odada kalırlar. Ya ne zaman? Şimdi olsun lütfen. Hem ben sallarım. Kızım bir dur. Önce bir emicem bir görevi bir alsın. Ha? Önce bir sallasın, yorulsun şöyle bir. Şöyle bir hırça çıksın iyicene. Ondan sonra sen alırsın görevi. Sanki senin çok hıkın çıktı. Ne diyor ya? Allah Allah, ben kaç defa salladım bunu ayağımda. Ay Mustafa ya, kurban olsunlar, konuşturma Allah aşkına. Hayır. Baba bak sen böyle tüysüz tüysüz geziyorsun. Sen az bıyık sal aşağıya. Baba dediğim böyle bıyıklı olur ha. Az ağırlığın gelsin yani. Öyle mi olur? Bırakayım mı? Hı. Baba bak. Bak bacıma bak iyi bak. Baş mı kalkacak, yüz mü gülecek? Ona göre bıyık bırakacak. Bak, bak. Yani sanki ben sağ bu yeni kes Mustafa desem kesmeyeceksin öyle mi? Yavaş. Hayda. Yenge bir de sana. Aa bak Mike Tyson, gözüme baktıysan sağ buradan kafayı bir kodu mu var ya? Yenge, bir de sana. Hayır etme. Mustafa. Dema. 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 Mustafa. Asiye dema bak kurban olayım ha bak. Gönder. Asiye. Mustafa. Asiye dema. Dema. Bak sakın ha ben lisede bu yarı bırakmış olma bıyık verme. Ben çatsıya inirim. İşe güze gidiyorum. Ben geçerim bundan sonra bıyığımı beni. Hadi almasın ya. Siz ne biçim komşuysunuz oğlum? Olmaz öyle. Allah rızası için bir de sana. Hop yavaş. Olmaz öyle. Allah Allah. Ne olacak? Mustafa. Dema. Sakın. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat.
Hadi kızım, oyun etme ye. Hadi. Al bakalım. Sağ ol ana. Ne oldu, ne haldeler? İkisinin de kafası düştü. Uyusunlar azıcık. Nereye gidiyorsunuz ha? Kovdun ya bizi abi. Oğlum daha durun ya. Üçür vaktiniz var daha. Yok yok, vakit vakit yok. Aşk adi tohuma kaçacak bunlar. Yeter artık. Bulun şöyle helal süt emmiş birilerini. Yok değilsiniz ki ana sen bul. Et o mu? Aman ana. Yok yok, ben bulayım daha iyi. Yazıktır. Abiniz gibi olursanız. Mustafa bir şey demeyecek misin? Bu yanı kestirtirim ha. Ana sen ne biçim konuşuyorsun ya çocukların önünde? Ay pardon Mustafa Bey, bir dakika bir dakika. Karına laf söylenmesi değil, bıyık meselesi yani Goni. He. Gılgada değerim yok. Ya bu herhangi bir kıl değil ki ya. Bu koskoca bıyık açmış kanatlarını böyle sarkıyor ya. Resim dizim, lazım. Hadi yürüyün, hadi. Gözüm gelmesin. Sen dur. Sen daha çocukları okula bırakacaksın. Çocuklar, hadi. Hadi bitti yemek. Haydi, haydi, haydi. Hadi. Alın çantalarını. Hadi bakalım, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Fatih, görüyorsun değil mi? Senin yine bir işin var. Kovulan yine ben oldum. Hadi, hadi. Çok uzak. Kovulma. Mehmet. Kesilecek o büyük Mustafa. Ben artık bir diş fırçası öpmek istemiyorum. Kestirme ya zaman. Ulan sen zaten o diş fırçasından iki tane çocuk ettin de bunca zamandır ne diyorsun yani? Uy, edepsizlik etmeyin. Bileme dikkatli konuşun ananızın yanında. Tövbe tövbe, edepsizler. Ya ana sanki bilmiyorsun çocuk nasıl olur ya. Edepsizler. Kesilecek o bıyık. Kesme yazam. Kesilecek. Kesme yazam dedim. Emineceğim. Uy kurban olsun. Sevdirmem. Kesme ulan çocuğum. Kes. Kesme yazam. Keseceğiz. Kesme yazam dedim. Keseceğiz. Evet. Buyurun. Bir dakika. Nusa nerede? Sabah çıktılar efendim. Bu aralar fazla çıkmaya başladı. Gelince hesabını sormak lazım. Ekmeği uzat. Aslında orada olup kelepçelendiğini görmek isterim. Söyle Tertip. Tertip, biz Genco'yu almaya gidiyoruz. Tamam kardeşim. Tamam. Ne diye? Siz karakola gelin. Ben paketi alıp geleyim diye. Bugünleri gördüm ya. E haydi o zaman. Gidelim. Haydi. Mercancığım, bu evin bazı kuralları vardır. Nilüfer son zamanlarda bu kuralları ihlal etmeye başladı. Gelince evde biraz tatsızlık çıkacak. Şimdiden senden özür dilerim. Genco Bey, polisler geldi efendim. Niçin? Bilmiyorum. Vallahi hepsini birden akılda tutmak biraz zor. Ama sen madem sordun, dur bakalım. Bir sayalım. Cinayet, tecavüz, taciz, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma, resmi evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, mala zarar verme ki gemi batırma dersem sen bunu çok daha iyi hatırlayacaksın. Sonra silah kaçakçılığı. Eda ne olsun Genco Tamar? Maşallah, Türk Ceza Kanunu'nda ne kadar madde varsa hiçbirini pas geçmemişsin. Tahsin. Kelepçeleyin oğlum arkadaşı.
Bunları asla kabul etmiyorum. Bırak elimi. Ha, ben olsam ben de etmezdim. Tarık, sen avukatımı ara. Ortalığı ayağa kaldırsın. Tarık, ne salak salak bakıyorsun? Tarık! Hadi oğlum, hadi. Tarık! Ertan'cığım, rica etsem tereyağını satır mısın? Akşam dışarı çıkarız değil mi? Olur. Ablam, uyandın mı annesi? Hadi emzirmeyeceğim, son saati geldi. Gel anneciğim. Yavaş. Gel anneciğim, gel. Hadi. Ay güzelim benim. Uy, Tahir nerede bu? Ya bak ha, bunların hallarına. Bitti bunlar, bitti bunlar, bitti vallahi. Dur oğlum daha dur. Ha bunun daha gazi var, ishali var, kabızı var, dişi karması var, sebepsiz ateşi var, düşmesi var, kalkması var, 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 var. Öyle kolay değil ha, böyle 2 metre olmanız. Geldi dayı. Kırmızı çizgilerim var demiştim. Sinir uçlarıma basma demiştim. Kadına, çocuğa dokunulmaz demiştim. Ama sen çok önceleri basmıştın zaten. Ve inatla da basmaya devam ettin. Gülendam'dan başlayarak hesap zamanı Gencoğlu. Hesap zamanı. Hadi, hadi. Esma abla çıkamaz değil mi? Fikret Bey'in ortaya sunduğu deliller o kadar bariz ki. Esma, kaç sene alır bu şerefsiz? Suç dosyası bayağı kabarık. Yani kaba bir hesapla bazı davalardan kurtarsa bile 30-40 yıldan önce çıkması mümkün değil. Önümüzdeki 30-40 sene içinde bir planınız var mı acaba Hasan Hanım? Yok. Öyle mi? Öyle. Tamam o zaman. Gel kızım, gel. Ay siz ne kadar tatlısınız ya. Dur ben böyle bir fotoğrafınızı çekeyim. Durun. Oy maşallah maşallah. Ne fotoğrafı? Bırak gözümü seveyim. Aa yok olma canım, çekeceğim çekeceğim. Oo. Bakın bakın. Bakın ha böyle. İki, bir gülümseyin. Şu